Sporting başlıyor. Evet yoğun bir gündem var. Yayın öncesinde Ercan abiyle tatil planlarını da konuşuyorduk ama tatil planlarının içinde siz de dahilsiniz. Fakat o kadar yoğun bir gündem var ki şu anda futbolda tatile çıkmak mümkün değil. Galatasaray seçime gidiyor, federasyon seçime gidiyor, transfer tüm hızıyla devam ediyor. Milli maçlar var. Yani aslında... Eşimiz dostumuz Ercan abi bize diyor ki Aa, sezon bitti ne güzel siz de şimdi rahatsınızdır. Olur mu? Günden daha da yoğun artık değil mi? Daha zor günler başlıyor. Maç olmadığı zaman bir düzen var çünkü değil mi? <laughs> tabii tabii. Hafta sonunu bekliyorsun. Bazen hafta içi Avrupa kupaları derken o çark dönmeye devam ediyor. Ama şimdi her an her şeyin olabileceği bir dönem yaşıyoruz. Evet her an her şeyin olabileceği bu dönemde spor gazetelerinde sayfalara bakalım neler yansımış. Spor sayfalarında neler yansımış. Spor gündeminin dışındaki gelişmelerde programımızın içinde yer alacak. Ama ana arterimiz bugün elimize aldığımız gazeteler oluyor. Her zaman olduğu gibi programımızın formatı gereği de böyle. İlk olarak Fanatik Gazetesi'nin birinci sayfasından başlayalım ve spor gündeminde neler oldu, neler oluyor, neler olacak Ercan üzerine konuşalım. Fanatik çok iddialı, çok iddialı bir başlık atmış. ya Gabi Gol ya Mitrovic. Bu arada hani bazı oyunculara karşı böyle zaafınız vardır. Ee, Mitrovic benim için onlardan birisi. Yani ben Mitrovic'in underrated kaldığını düşünmüşümdür hep Ercan abi. Doğru. Hep çok daha iyi takımlarda çok daha iyi şeyler yapmalı gibi gelmiştir bana. Ee, açık konuşmak gerekirse çok büyük takımlara ve çok büyük lüklere layık gördüğüm bir oyuncudur. Fenerbahçe yeni sezona büyük bir golcü ile girmekte kararlı. Çalıştığı her takımda Santifor'ların yıldızını parlatan Jorge Jesus çünkü hücum futbolu oynatıyor. Öncelikle istediği isimler belli. Gabriel Barbosa, Alexander Mitrovic. iki yıldızın menajeriyle İngiliz İngiltere'de resmi görüşmeler yapıldı. Gabriel Barbosa ile görüşülmüştü daha önce. Portekizli Hoca Gabi bu görüşmede gelecekle ilgili fikir alışverişi yapmıştı. Fenerbahçe yöneticilerin bir sonraki durağı ise Londra'da bir Türk restoranı oldu. Detaylara da girmiş fanatik. The Mantı adlı, Manti tabii onlar öyle okuyor. Restoranda gündem yine transferdi. Masanın diğer ucunda bu kez bir başka yıldızın temsilcileri vardı. İki transferinde Fenerbahçe cephesini en çok zorlayacak kısmı finansal konular doğal olarak. Ancak Sarı Lacivertler dünya çapında bir golcü için... Ee, tüm fedakarlığa hazır. Ee, Kejman da devreye girmiş Mitrovic için. İngiltere'de çok mutlu olduğunu söylüyor. Ee, Fulham'ı Championship'ten Premier Lig'e e çıkartan isimlerin başında geldi attığı gollerle Alexander Mitrovic. Milli takımının da bence yıldızı. O fizikle muazzam bir tekniğe sahip olduğunu düşünüyorum. Çok güçlü, hırslı ve direkt kaleye odaklı. Ee, öyle bir fizikle de bunu yapınca çok çok büyük fark yaratacağına inanıyorum. Özellikle Süper Lig'de Ercan abi. Alexander Mitrovic Championshipte tam bir gol makinesi olduğunu gösteriyor. Ama Premier Lig'de yıllardır şimdi takip edilirse Premier Lig'de herhalde gol atmak o kadar kolay değil. Bunu bütün spor severler ve futbol severler biliyorlar. O köprü arasında sıkıştı. Senin de az önce söylediğin gibi Premier League ve Championship arasında bir türlü yırtamayan santraforlardan biri. Şimdi tekrar tabii ki kendi arzusu. Premier Lig'de devam etmek olacak büyük bir ihtimalle. Fakat o gol sayısı Championship'teki gibi olmayacak. Çünkü bunu daha önce bizlere gösterdi. Eee Fulham'da muhteşem bir takım kuracak hali yok. E, bu transferin olma olasılığı bence fazla yüksek değil. Olursa da sürpriz olur. Evet. E, bakın çok enteresan. Yani orada da görüyorsunuz e, solda Knightsbridge'de yani e, Şövalyelerin Köprüsü'nde bir görüşme mekan olarak yeri verilmiş, fotoğrafı verilmiş. The Mantle, elmiş o abi şey değilmiş, I değilmiş ama gönderme öyle, altında da Turkish Kitchen yazıyor. E, Mantı'ya bir gönderme olduğunu zannediyorum. E, yani görüşülen yerlere kadar detay vermiş fanatik ve evet, evet. çok özel damgasını da vurmuş. Çok özel yani özel değil, çok özel istibaratımıza %100 güveniyoruz diyor. Fanatiğin bu iddialı yaklaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıyor. Ama tabii şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'de özellikle bu çok oluyor. Diğer takımlarımızda da var. İşte ya kırmızı ya siyah ya siyah ya beyaz falan gibi olasılıklar sürülüyor. İşte ya İsmail Kartal ya Jesus, ya Portekizli ya Alman dedi mesela daha önce Ali Koç. Şimdi Gabigol ve Mitrovic ikisi de muazzam adamlar ama hani çok farklı şeyler sanki. Farklı düşünceler. Daha merkez mesela Aleksandr Mitrovic. Ya yani ben sahaya çıktığı zaman evet işte bu takımın golcüsü benim görüntüsünde olan bir oyuncu. Yani keşke Türkiye ligine gelse de tam uyum sağlayacağını tahmin ediyorum. Çünkü fiziğini de çok iyi kullanan bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Dediğin gibi iki farklı yapı, iki farklı özellik. Ama bunlardan hangisini tercih ederim dersen Avrupa'da bayağı uzun süre oynamış, kendi milli takımında da forma giymiş. Mitrovic'in bir adım önde olduğunu tahmin etmekteyim ama olur mu o? O konuda bir soru işaretim var. Aynen. Şimdi hoca Jesus olunca her ne kadar nasıl anlatayım? vahşi bir atı ehlileştirmek konusunda endişe duyulmasa da yani her oyuncunun kendine has özellikleri ve sorunları var. İşte Güney Amerikalı oyuncuların, Kuzey Afrikalı oyuncuların, ee, Balkan oyuncuların hepsinin kendine has kültürel özellikleri de var. Şimdi burada bir seyircimiz diyor ki ben Mitrovic'e heyecanlanmadım diyor. Güney Amerika tabii çok heyecan verici hücum futbolu deyince işte onlar da Portekizli, ikisi Portekizce konuşuyor o başka bir ikili. Ama Mitrovic... Ee, Bence çok underrated kalmış bir adam. Çok da tanınmayan bir adam. Evet biliyoruz. Sorsan herkes biliyor. Aa milli takımında oynuyor. Evet Championship'ten Premier Lig'e fulumu taşıdı falan filan ezbere konuşuluyor ama bence çok değişik bir özellik. Yani öyle bazı yönleriyle hani Sörlot'un önüne koyarım ben. Ne yalan söyleyeyim. Koyarım yani. E, gol yollarında e, ya yani bunu Champions gösteriyor ama Lig'de gösteremiyor. Sayın seyircimizin... Sörlot'ta sadece Süperlik'te gösterdi Ercan evet, abi. Doğru, doğru. Sayın seyircimizin endişesinde aklı. <laughs> ya Türkiye'de de gösteremezse. E, düşüncesinin saklı olduğunu tahmin ediyorum bu yorumda. Evet. E, başka neler var bu sayfada? İsmail'den Beşiktaş yönetimine Sörlot ısrarı var. Aslan'da Rota Mancini var. E, gümrük'te sinyaller Pirloy'a ayarlı. E, dün de vardı bu gelişmeler ve milli takımın akşamki maçına dair Litvanya Türkiye bu akşam 21.45 milliler 2'de 2 peşinde. Bir zahmet. Hani yani bir zahmet 2'de 2 peşinde olacaklar tabii. Yani hani Litvanya ile oynuyorsun. Hani basketbol olsa anlarım da. Hani futbolda Litvanya hiçbir yerde değil yani. Gerçi hani FIFA sıralamasında bize yakındır yine de. Tahminen. Ya yani bir tek dezavantajımız olabilir. Onu da ben e, kabul etmeyen gruptayım. işte suni içimde oynanacak maç. E, suni çim buna zaten 48 saatte alışıyorsun sahaya çıktığın zaman ya buna işte alışır mıyız intibak eder miyiz futbolcu e, her türlü çime her türlü zemine zaten hazırdır e, suni çim olduğunu daha yeni öğrenmediler daha önceden de biliyordur. yani bu yüzden e, onun büyük bir mazeret olarak gösterilmesine açıkça karşıyım e, senin bu abi. konudaki düşünceni de merak ediyorum ama işte suni çimde alışık değildik betonda Bunları da oynasan Betonda Bunları da geçeceksin, oynasan, geçeceksin. plajda da oynasan, kar zeminde de oynasan ki öyle bir şey var biliyorsun snow, yani snow evet. sakır diye bir şey var, beach sakır var. Yani affedersin de abi yani her koşulda Litvanya'yı yenmeniz lazım bir zahmet yani, hani bir zahmet. Mutlaka. Yani Salon futbolunda falan, hani nerede olursa, ayak tenisi oynayın gene yenin yani hani Litvanya nereye... Türkiye nere dünya futbolunda ve hani bizim oyuncularımızın oynadığı takımlar, ligler ve aldıkları paralara bakınca bir zahmet yani suni çim yasaklanmalı demiş birisi. Suni çim yasaklanırsa halı sahalar ne olacak ya? Pek pek çok kardeşimiz futbol tutkusunu orada gideriyor. Mehmet Ayhan demiş ki Weghorst için kesin anlaştı Beşiktaş deniyor. Beşiktaş'ta konuşacağız. Ama bugün gazetelere bakıyorum Megor konusuna gelince büyük ölçüde anlaşma sağlandı şeklinde bilgiler geliyor. Ee, ...hayırlı olsun denebilecek noktaya geldi galiba o transfer. Ee, onu Dercan abiyle ilerleyen dakikalarda konuşalım. Ee, seni iyi gördüm, öksürük gitmiş diyor ee, dok doktor. Ee, doktorsunuz galiba. Yine de e, bir muayene lazım. Ya e, o şeyden kaynaklanıyor, kronik sinüzitten kaynaklanan bir geniz akıntısı durumu. Ses tellerine yapışan, e, yapıştığı noktada... Bir iki dakika iptal olunuyor, öksürük de falan da gitmiyor. Hakikaten ara vermek gerekiyor. Ee, geçen gün bir yayında oldu da Ercan abi, hani hatta e, Ya yani meslek hastalığı diyebiliriz. Aynen meslek hastalığı. Çok nadir. Yılda iki üç kere olur. Yılda iki üç kere evet, olur. Peki maçta evet. olunca ne yapıyorsun Ercan abi? Sesi kısıyorsun, duruyorsun herhalde değil mi biraz böyle akıyor maç? Ya çok az oluyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Ha? Ha mutlaka ılık çay ve ılık içecek yanında bulunuyorum. İşte kahvenin bile ılığını içmek lazım. Sıcak değil. Onun bayağı çayın özellikle bayağı faydalı olduğunu ben uzun yıllardır gördüm. Evet soğuk abi, hiçbir şey, soğuk hiçbir şey içmem. Aynen. Aşırı sıcak abi, da. Mi? Hayır aşırı sıcak da son tabii, tabii. Derece zararlı biliyorsun. Ya yani bizim Bir de abi, ismi ile başlayan beyaz bir pastil vardır. Bende çok büyük etki yaratıyor. Ses tellerimi derhal temizliyor. Böyle şey gibi lav boğaç gibi. Lavo boğaç vardır ya abi. Lavo boğaç gibi. Direkt temizliyor. Beyaz, ya bir, B ile başlayan bir pastil. Ya bir kulak burun boğazcı arkadaşım var. O şunu demişti. Meslekle ilgili ben de senin gibi aynı pastili söylemiştim ona ama boğazın ona alışmaması gerekiyor. Çok zor o, durumlarda kullanmak aynen, gerekiyor. Aynen aynen. Yoksa hep onu burun... ister. Evet. Aynen. Göz damlaları, burun damlaları hepsi için geçerli. Gençlere de söyleyelim. Bu ancak o kriz anında dil altı hapı gibi atacaksın onu abi. Değil doğru, mi? Doğru. Doğru. <laughs> yani devam en güzeli ılık ve limonlu çay. Aynen. Fotomaç'la devam ediyoruz. Fotomaç'ta da bir dünya devi var. Ee, yani e, ismi bile heyecan verici. Cavani Cavani Trabzonspor'a önerildi. Fırtına dünyayı sarsacak. Bordo Mavili kulüpte öyle bir isim gündeme geldi ki transfer dünyası günlerce konuşacak. Manchester United'la United sözleşmesi biten Cavani'nin menajeri Trabzonspor'un kapısını çalarak bu oyuncu ister misiniz dedi. Şimdi 35 yaşında ama adam da Cavani. Şimdi kötü örnekler de var Falcao gibi. Ama işte iyi örnekler de var. E, futbol hayatının sonunda gelip Fan Oydonk gibi iyi izler bırakmış. Şimdi Cavani geldiği zaman işte idare etmez. Ya çok iyi olur ya çok kötü olur. Ya yani idare olmaz. Yaş 35. Doğru. Şairin dediği gibi yolun yarısı. Yaş 35. Futbolda da kritik bir yaş. 35 yaş. Sen az önce vurguladığın gibi bir Falcao örneğini yaşadık. Öyle bir sarsıntı olduğu anda ya yani bu diyelim ki oldu sakatlık geçirdi. Altay yok olur mesela. Kolay kolay iyileşmiyor bu tarz oyuncular. Yaş 35 olduktan sonra. Ya bu tarz transferlere çok dikkat etmek gerekiyor. Guti'nin söylediği gibi Türkiye niye bunlarda ısrar ediyor ben hala çözemedim diye bir hatırlar mısın bir röportajda söylemişti. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü Kavani iki sene oynadı 37. Ya herkes Atiba değil ki. Mesela Trabzon için, Trabzon özelinde konuşuyorsak Şampiyonlar Ligi olasılığı var, güçlü de bir olasılık. Cavani mi, Mitrović mi dese birisi bana ben Mitrović derim abi. Cavani risk işte. Hı hı. Şöyle ya yani yaşından dolayı ben endişe ediyorum böyle oyuncular transfer edildiğinde. Endişe ediyorum ister istemez. Çünkü en ufak bir sakatlığında 3 ay yok ve senin Aynen. B planın yoksa o zaman kötü sonuçlar alırsın. En kafa karıştırıcı, en acayip performanslardan birisi buna benzer Adebayordu mesela. İnanılmaz top oynamıştı ilk geldiğinde Başakşehir. Bayağı oynadı, bayağı oynadı. Bayağı iyi top oynamıştı yani. Bayağı oynadı. Öyle oynayacaksa gelsin ama e, izledik işte son maçlarını. Kavani eski Kavani değil abi yani kolay da değil. 35 yaşında hala Kavani gibi oynamaya çalışmak. Neydi o Adılar. ya? Adı var. Şu anda ne? adı çok iyi Cavani. Buldozer gibiydi değil mi? Buldozer. Muazzam Nereden bu ya nereden nereye bu tespit doğru? Aynen. <laughs> evet e, ilk sayfada çok önemli haberler var. Az önce Beşiktaşlı bir izleyicimizin merakına dair mesela. Beşiktaş'ta Saiz Tamam ve Vegors'ta Mutlu Son Beşiktaş Hollandalı golcü Wood Vegors için Burnley'e 100 bin euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi. İngiliz kulübü teklifi kabul etti. 29 yaşındaki futbolcuya ise 2 milyon euro ödenecek ama anladığım kadarıyla oyuncuyla devam eden bir pazarlık süreci var yani kulüple anlaşılmış Burnley ile e bu arada tabii bugünün en önemli gündemlerinden birisi bir süre önce Hürriyet gazetesinden Ali Küçü'ye konuşan Burak Elmasla başlayan bir polemik Fatih Terim'in de verdiği yanıtlar var. Onu da detaylandıracağız ama şimdi bir meraklandırıcı gibi kapağını koyalım. Sonra Fenerbahçe'deki gelişmeler, sonra Galatasaray'daki gelişmeler şeklinde ilerleyeceğiz. Çünkü gündem orada çok yoğun. Beşiktaş'la ilgili bugün konuşmayacak mısınız abi diye bir soru vardı. Bugün Beşiktaş gündemi diğer takımlara göre biraz zayıf. Sadece Weygors'la ilgili gelişmeler var. Bir de işte size tamam haberi var da bu haber her gün çıkıyor zaten son 3-5 gündür. Weygors haberine şunu yorumlamamız lazım tam teknik direktörün istediği bir transfer. Hava toplarında etkili, sırtı dönük pasta atma özelliği var. Bu yüzden Beşiktaş'ın bizim ligimiz için iş yapabilecek eğer gerçekleştirip imza atarsa bir transfer olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. Ercan abiye nazar değdi. Ilık süt abi diyorlar mesela. Aynı şey demin sende de oldu ama ben de, oldu. Ben de geldim abi. Ahtapot gibi yapışıyor genzime. Elmas'la terim fena kapıştı. Nereden nereye? Bir yıl önce ne konuşuyorduk bu zamanlar? Can dostları, yoldaşlar. Ya değil Fatih Terim'in hava Fat arkadaşları. Fatih Terim'in yeri çok ayrı olduğu için Galatasaray camiasında. Ya şimdi bir teknik direktör değil de Galatasaray'ın bir efsanesi olarak bakıyoruz. Bu yüzden de işte başkanla kapışabiliyor başka kararlar alabiliyor. Yoksa Fatih Terim değil. Başka bir teknik direktör olsa böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ama özdeşleşmiş durumda Fatih Derim ve Galatasaray. Bu yüzden de bu problemler ortaya çıkıyor. Eğer şimdi tekrar görev alırsa inan bana tekrar ortaya çıkacak. Evet. Ortaya çıkacak. Evet. Güzel bir örnek vermiş Erdi Balkancı. Eto'da güzel bir örnek olarak sayılabilir. Evet, Eto da muazzamdı. Hem de bir seneden daha fazla, çok üst düzey oynadı. Baya baya bir rüzgar gibi geldi geçti ama çok derin izler bıraktı Eto. Bitmemişti geldiğinde. Eto bitmiş diye bir kalıp vardı ya. Abi, Eto bitmemişti. Hakikaten büyük hayat verdi Türk futboluna değer. Eto'da kaptı. Da çok güzel bir yorumdu. Eto'nun çöküşü çok ani oldu Türkiye'de. Tak diye bitti. Öyle. Bu yaşların öyle bir tehlikesi Doğru. var. Mario Gomez de örnek verilmiş ama o o kadar yaşlı değildi. Mario ama... Gomez Beşiktaş'tan ayrıldı tekrar gitti oynadı. Evet hatta Alman milli takımına yeniden seçilmek tabii. gibi bir şey yaşadı. Balotelli var İtalyan milli takımına yeniden seçildi. Şimdi Cavani'de tabi kafa karıştırıcı bir durum var ama risk bence diğerlerine göre daha büyük. Yani riskli transfer. Aynen. Heyecanlandırıcı ama saydığımız nedenlerden dolayı riskli transfer. En mesela en sinir bozucu örneği de Barış Kuş vermiş. Fan Persi geldiğinde bence iyiydi diyor. Şimdi Fan Persi bıçak sırtı. İyi diyen de vardır, kötü diyen de vardır ama aslında bir standardı vardı. Onun için Var, sen ne tabii. düşünürsün? Onun için bir şey düşünmek bile istemem. Çünkü muhteşem bir oyuncuydu. E geldiğinde evet. o sakatlığın tabii ki bazı izlerini Türkiye'ye taşıdı. Ama teknik direktör... Le, uyum sağlayamaması yavaş yavaş da küsmesine yol açtı dikkat edersen. Yoksa her zaman için işi bilen iyi niyetle oynuyordu. Dikkat et ona. Takımı için son ana kadar mücadele ediyordu. Van Persie bir ekoldür. Birçok oyuncu da kendisine örnek almıştır. Şimdi ya, bir şey söyleyeceğim. De, Bazı arkadaşlarımız ekran başında düğme ilikleyecekler. Gelip çok iyi şeyler veren Didier Drogba. Eh ta herhalde. <gülüyor> Değil <gülüyor> herhalde. mi? Herhalde. Herhalde. Ama Cavani risk hakikaten ya. Ama çok büyük isim. Çok. Cavani. İsim Vay be. büyük de performans. İşte Falcao geliyor akıllara hep. Falcao geldi bir de... Mustafa Muhammed'in de insicamını bozdu falan yani. hani e, Orası tam toparlanacak derken... Bu sefer bir fazlalıktan kaynaklanan... Eksik kadar fazlalık da büyük problem oluyor o takımlarda. Mustafa ya, Muhammed 5'te 5 beş yapmış kırmızı kart gördü. Falcao iyileşti. Hadi iki forvet oynatayım dedi Fatih Hoca. Arka arkaya seri puan kayıpları başladı. Şampiyonluk Başakşehir'e gitmişti yanlış hatırlamıyorsam o sezon. Doğru. Yani e, varlığı, dert, yokluğu, yara durumlar var. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Dönelim elmasla terime şu başlıktaki baloncukları bir okuyalım. Daha önce görevden almalıydım. Abi, Tek alacaksın hatam. o zaman. Alacaks Tek hatam veli toplantısı yapmamaktı. Elmas demiş ki abi, Fatih Terim'e karşı olan duygularım kırgınlıktan kız kızgınlığa çevrildi. Ee, o günkü aklım olsaydı Terim'i daha önce görevden alırdım. Terim kalsaydı futbol takımının tablosu değişmezdi. Terim ne demiş? Galatasaray'da son dönemdeki en büyük pişmanlığım veli toplantısı yapmamak. Faruk Süren'in damadı ya. E, Galatasaray'ın hakları çalınırken kimse bunun karşısında durmadı. Benim derdim kişisel değil, beni yalnız bıraktılar demiş. Sondaki cümleye katılıyorum ama Fatih Hoca da hep bir yalnızdır zaten, kendi yalnız kalmak ister. Florya onun e, bağımsız alanıdır, değil mi? Evet. E, yönetim işte federasyonla, rakiplerle cebelleşsin, ön planda olsun ister ama hiçbir zaman, hiçbir yönetimde Fatih Terim'in istediği kadar cebelleşememiştir. Düşmanla tırnak içinde. Ya şimdi transferleri kim yaptı? Vallahi. Bir sessizlik oldu ya kim aldı? Burak Elmas Fatih mı? Fatih Hoca aldı. Çıkaldı abi kim aldı? Bunlar yani var bu Gerçekler var ya. Yani bunları yönetim ısrarla biz bunları alacağız ve oynatacaksın mı dedi. Hayır. E bu transferlerde tutmayınca takım rotadan çıktı. Abi tam çıkıldı falan derken son dakika biri düştü. Galatasaray'a bir Rumen daha diye. O Dimarco yazmış. Hmm. Di Marzio yazdıysa, ciddi haber. Biliyorsun Di Marzio bilmiyorum. önemli bir spor habercisi. Tabii ki onun da zaman zaman eksik, yanlış, fazla yazdıkları oluyor. Bir saniye. Hemen girelim. Ee, neredesin? Haberi detaylandıralım. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Rumen savunmacı Vlad Crices. krikes Nasıl okunuyor bilmiyorum tabii Rumence. Crici. Vlad diyelim. Krikes mi? Krikeş diye. Eğer oysa oyuncu. O, o oyuncu. İtalya, İtalya'da olan oyuncu 32 yaşındaki Rumen savunmacı. 1.84 boyunda. Sassuolo'daki. Hmm. Galatasaray geçen sezon Morutan ve Çıkıldağ'ı transfer etmişti. Krikeş e, transfer edilse Galatasaray mevcut kadrosundaki 3. Rumen futbolcu olacak. Yani en azından deneyimli bir oyuncu. Hani stoper için 32 çok geç yaş değil. Ee, ama bilemedim yani 2300 dakika oynamış Geçen sezon hı -hı. Ee, Daha önce şimdi, tabi kreş, Tottenham Napoli deneyimleri var hı -hı. Yani Romanya hı -hı. futbolunun Fotoğrafını çektiğimiz zaman Galatasaray'a zaten en iyi Rumenler geldi Popescu ve Hacı'dan bahsediyorum Daha önceki dönem İliye'yi biliyorsun Beşiktaş'ta da forma giydi Bunlar Romanya futbolunun parmakla gösterilen yıldız oyuncularıydı. Hemen burada filmi değiştirelim ve ikinci yarısına bakalım. Ondan sonra Romanya futbolu zaten çöktü. Romanya'nın e, dünya futboluna armağan ettiği kaç tane oyuncu çıktı son yıllarda? Ya parmakla gösterilecek işte Romanya'nın ve Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Eskiden Romanya futbolu altın ayakkabılı Santafor çıkartmıştı, Georgescu diye. Kaç evet. yıl altın ayakkabı aldı? Ama şimdi Romanya futbolundan kim çıkıyor yıldız? Kim çıkıyor? Vallahi Dimantio ya yazdıysa evet. ciddi alın gençler. Yani Dimantio yazdıysa ciddiye alın. Yani yazdıysa ciddiye alın. Ee, Kaan Ömeroğlu isimli izleyicimiz kötü ya o sakar bir stoper demiş. <laughs> ee, Hata olur demiş. Yaşlı demiş. Yaşa, yaşa takılmayın. 32 çok kötü bir yaş değil. 2 yıl üst düzey oynayabilir iyiyse. Mesela ben hep şu örneği veriyorum. Galatasaray Çıkıldağıyla Morutan'a harcadığı paranın dörtte birine Gaziantep Spor'dan bir başka Romen ve yaşlı Romen maksimi alsaydı acaba şu an puan cetvelinde nerede olurdu? Direkt, direkt skora etkisi var. 33 yaşında ve, abi. 33 as yaşında. Asistleriyle ve golleriyle Gaziantep Futbol Kulübü'ne geldiğinden beri e, çok büyük başarıyı aldı takım adına. Ve kendisi adına tabii ki. Aynen yani. Ee, çok ezbere konuşuyoruz bazen ya. Galatasaray genç oyuncuları hani Arda Güler mesela diyorsanız tamam. Şimdi ona da geleceğiz. Paris Saint Germain'in böyle bir kancası var. Devam edelim. Fener son sürat. Kanarya dünyanın en hızlı oyuncusunun peşinde. Jesus eski öğrencisi Enrique'yi istedi. Sambacı saatte 38 kilometrelik hızıyla dünya rekorunun sahibi. Bruno Henrique Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde 58 maçta 34 gol atıp 15 asist yapmıştı. Arda Gülere Gülere PSG kancası, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler Paris Saint-Germain'in bir süredir takip ettiği ve transfer gündemine aldığı belirtilmiş. evet de 18 yaşından küçük futbolcular için bir kural var biliyorsunuz. Ailesinin Doğal yollarla o ülkede ikameti söz konusu. Yani hı hı. Arda Ardanın annesiyle babasının, Ardanın annesi ya da babasının ya da her ikisinin e, iş hayatındaki gelişmeler ya da siyasi gelişmeler diyelim nedeniyle başka bir ülkede zorunlu ikameti ama doğal yollarla zorunlu. Yanlış anlamayın e, ikameti ve sonrasında e, 18 yaşının altındaki çocuğun e, oradaki e, istihdamı söz konusu olabiliyor. Bu çocuk yaştaki sporcuları korumakla ilgili uluslararası bir mevzuat. E, ama şöyle çözümler bulunuyor. Daha önce Mustafa Kapı'da yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam en yakın örneklerden birisi. E, alıyor Paris Saint Germain Arda'yı Fenerbahçe'de tutuyor. Orada kiralık olarak oynatıyor. 18'i doldurunca geri çağırıyor. Bu örnekler Chelsea'nin işte diğer e, Portekizli kulüplerin falan yaptığı örnekler. Paris Saint Germain'in de böyle bir yönteme başvurabileceği konuşuluyor. 25 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Arda'yı alıp Fenerbahçe'de bir yıl daha kiralık olarak oynatmak gibi. Ya da B şıkkını söyleyeyim sana. Anne ya da baba orada bir iş imkanı doğacak Evini verecekler. Arda eğitim yapmak istiyorsa hem eğitimini yapacak hem Paris Saint Germain'le antrenmanlara çıkacak. Kiralık dışında bu yöntem de var. Avrupa Birliği ile ilgili çalışma izni de alacak kulüp ona. Ya yani aileye alacak, anne baba, daha sonra da çocuk için alınacak ilerleyen dönemlerde. Bu yüzden B şıkkı da var. Çünkü 25 milyon euro yatırım yapıyorsun. Öyle. Ama işte Orada o kadar ince detaylar var ki ve çok yakın takibi alıyorlar. Sonradan da hani transferdeki usulsüzlükten dolayı işte bir dönem, iki dönem transfer yasağı falan geliyor kulüplere biliyorsun. Barcelona'nın başına geldi galiba geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mıydı? Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. O doğal yollar tabii görece. Futboldaki her şeyde olduğu gibi orada da bir eylem var. Neye göre doğal? Hani kime göre doğal? Hani nedir? Ya bunu az önce söylediğin gibi City'de yaşadı. Manchester City. Hı -hı. Ee, Barcelona'da yaşadı. Hı -hı. Ama onu hallettiler bir de şu anda UEFA'nın artık bu tarz şöyle söyleyeceğim amiral gemilerine fazla yanaşmaması gerekiyor. Fazla böyle didikleyip rahatsız ettiği zaman bir anda Avrupa Süper Ligi gibi bir uygulamayla bir gecede şok oldular. Aynen. Yani bu işlere artık dikkat edersen pek fazla rahatsız etmiyorlar. Akşam gazetesinde Kunt grubu lider bitireceğiz demiş. Sadece çok kısa bir yorum yapacağım abi ben müsaadenle geçelim bu konuyu. E bir zahmet. Bir zahmet. Grubu lider bitire yani şu grubu da bitiremiyorsan zaten. Değil mi abi? Bu grubu lider bitiremezse koltuğu sallanır. Ben açıkça söyleyeyim, en baştan söyleyeyim de. Aynen. Yukarıda tabii dün Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı özel bir röportaj vardı. Dandan Polat'tan Dan Polat desteğini açıkladı Dursun Özbek'e ama böyle açıklarken de yarım mağaz gibiydi. Yani Dursun Özbek bir adım önde benim için falan dedi. Onlara da Okan Buruk'u teknik direktör olarak önerdi. Okan Buruk da yeni bir açıklama daha yaptı. Son 24 saat içinde hiç para pul bahsi yapmadan Galatasaray'da teknik adam olmak benim hayatımdaki en önemli amaç dedi. E artık daha ne yapsın çocuk yani? Hani artık bir, de bir açıklama yapmaması lazım. E artık e, susması bütün lazım. Artık Aynen. susması gerekiyor. Olmazsa da başka bir takımda yoluna devam etmesi. Mesleki açıdan kendisi adına Aynen. çok iyi Ben bu görevi bu şansı hak ettiğini düşünüyorum. Akisar'la kupa. Başakşehir'de lig şampiyonluğu yaşamış 18 yıl Galatasaray'da ikamet etmiş bir Galatasaraylı'nın bu şansı hak ettiğini düşünüyorum. Ama biraz daha konuşursa Yılmaz Vural Fenerbahçe işine döner. Ona da dikkat etmeli evet, diyor artık, Ercan Taner. Artık yeter tamam. Aynen. Devam edelim. E, Fanatik gazetesinde Fenerbahçe orta sahanın kralını alıyor. Çünkü adamın adı kral. Fenerbahçe orta sahanın kralını getiriyor. Sarılı acıbetler geçen sezon West Ham'da kiralık geçiren Çek Yıldız için harekete geçti. Fenerbahçe 24 yaşındaki Alex kralla yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Rus basınına göre başarılı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova ile pazarlıklar sürüyor. Spartak 5 milyon euro istiyor ancak kiralama seçeneği de masada. Bu da bir risk. E, bildiğim kadarıyla geçen sezon e, West Ham'da hemen hemen hmm. hiç oynamadı ama çok potansiyelli bir oyuncu. Evet, çok potansiyelli bir oyuncu. Benim konuyu bilsin. şuna şuna getirmem lazım. Lütfen. Sen de zaman zaman düşünüyorsundur. Ukrayna'da dik oyun olacak mı? Olmayacak. Yani Shakhtar'da, Dinamo Kiev'de çok kaliteli hem yabancı hem de Ukraynalı oyuncular var. Aynı şey Rusya için de geçerli. Rusya için de şöyle geçerli. Rusya dışına çıkamayacaklar, uluslararası müsabakalara gidemeyecekler. Bu yüzden de o yabancı oyuncuları daha iyi ikna edebilirsiniz. Yine vasat üstü çok oyuncu var. Ya biraz gözler niye oraya dönmüyor? Ben hala anlayamadım. Ya Shakhtar yok yeni sezonda. Dinamo Kiev yok. Ya şu anda gözüken o. Evet. Ve onlar onlarda evet. çok iyi oyuncular var. Ee, Muhammed Baran eee Erdem Timur röportajınız ne zaman yayınlanacak diye soruyor. Bugün öğleden sonra itibariyle yayına girecek. O da ses getirecek bir röportaj olacak. Gündem oluşturacak onu da sabırsızlıkla bekleyin derim ben Galatasaray'da seçime odaklı taraftara. Ama tabii Galatasaray taraftarının gündemiyle Galatasaray Genel Kurul üyesinin gündemi aynı değil. Galatasaray Genel Kurul üyesi daha böyle somut, finansal şeyler duymak istiyor. Galatasaray taraftarı da doğal olarak eleştirmiyorum. Bizim yedek kalecimiz kim olacak falan gibi sorunlara sahip. Hani Okan Kocuk da, e, da gidecekse. İşte yani en basitinden bizim bu orta sahayla yeni sezona başlamamız facia. Yani Galatasaray taraftarının ajandasıyla, Galatasaray genel Kurulu üyesinin ajandası pazar gününe kadar biraz farklı. Pazartesiden itibaren yeni bir gün başlayacak, yeni bir hafta başlayacak, yeni bir sezon başlayacak, yeni bir yönetim başlayacak, yeni bir teknik adam başlayacak Galatasaray'da. E, ama o zamana kadar gündem seçim gibi duruyor. Değerli izleyenler. Bir de yeni gelecek olan başkanın bu tüzüğü hemen çalışmalara başlayıp bu tüzüğü değiştirmesi gerekiyor. Hemen Aynen. İbra, senede bir defa İbra'ya edilme, tekrar seçim ol, kaybeden çünkü Galatasaray oluyor. Ozan işi ne oldu abi diyor. Ozan tufandan bahsediyorsak kara gümrüğün ilgisi devam ediyor. Benim bildiğim ben kadarıyla. Ben bir haber okudum. Başakşehir'de, Hı. evet. Buyurun. Hull City'de konuşuyormuş kendisi Evet. Hull City, Başakşehir, Karagümrük devrede. Ozan pek sanki İngiltere macerasında hani lokasyondan çok hoşnut olmadı. Yani kendini orada yabancıladı gibi. Ama tabii Acun'un e, takımında e, daha değişik bir iklim, daha değişik bir sıcaklık bulabilir. E, belki orada rahat edebilir. Ama Başakşehir'in ve Karagümrük'ün de ciddi bir ilgisi var. Emre Mor işi ne oldu Serkan abi? diye soru gelmiş. Emre Mor gündeminde Fenerbahçe'nin hali hazırda. Onu da belirtelim. Ve Paris Saint Germain'in hedefi Arda Güler'i söylemiştik. Yaptığı tıfraş transferlerle yıllardır futbol dünyasına damga vuran Fransız devi Paris Saint Germain. Fenerbahçe arasında Arda Güler'le ilgili görüşmeler başladı. Gençlere yatırım yapıyor. Serbest kalma bedeli 30 milyon euro. 25 milyon euroyu gözden çıkarttığı biliniyor Paris Saint Germain'in. Paris Saint Germain yakın zamanda Barcelona'dan Xavi Simons almış 16 yaşında. Ercan abi. Hı. 17 evet. yaşındaki Sekou Yansani'yi almış Dijon'dan. Ayakstan'da Solbek Bakeri almış. Chelsea'den de 19 yaşındaki kaleci Bulka'yı kadrosuna katmış. Yani böyle bir atak var Paris Saint Germain'de. Genç oyuncuları alıp geleceğin takımı üzerinde çalışma. Bu yüzden de Arda Güler'e tabii ki ilgisinin olması gayet mantıklı. Evet. Fenerbahçe'ye hız rekortmeni e, Foto Maç gazetesi. Demin söylemiştik yani 38 kilometre hızla rekor kırmış olan Bruno Henneke burada da gündemi gelmiş. Ama esas bu sayfada benim dikkatimi çeken Rossi gidici başlığı. Sol kanada transfer yapılmak istemesi Diego Rossi'nin satılacağı söylentilerini kuvvetlendirdi. Uruguaylı oyuncu için teklifler olduğu Başkan Ali Koç açıklamıştı. 10 milyon euro yaşan teklifler olduğu söyleniyor ki bence hemen satsınlar. 24 yaşındaki Rossi Lig'de bu sezon 6 ve 9 asist üretti. Kötü oyuncu değil. 5,5 milyon euro para vermişti buna Fenerbahçe. Bence çoktu. Şimdi 10 milyon hemen satsınlar derim abi. Rossi gibi yavaş yavaş alışmaya başlayıp asist sayısını yükselten, gollerini atan bir oyuncuyu hemen onun tarzında bir oyuncu bulabilirler mi? Özellikle deplasmanlarda Fenerbahçe takımında etkili olan isimlerden biriydi. Doğru. Yani iş yaptı çocuk. Ama 5.5 milyon euro çoktu. Şimdi 10 milyon geliyorsa bence hemen yani 4.5 kar abi. İyi para o yani. O o düşünce. Evet. Yan sen de şampiyonla oynuyorsun ve oynayacaksın. Evet de abi sen Rossi ile şampiyon olacaksan zaten iyi takım kuramamışsın demektir. Ha ne diyorum? Alternatifin elinde çok fazla olması lazım. İyi kadronun evet. dışında alternatif. Bu sene çok önemli Serkan. Evet. Fenerbahçe Haydi. Adına. Yeni bir isim var. Jesus'un orta sahaya bir takviye istediği biliniyor. William Arao. 29 yaşındaki ön libero. Bruno Henrique gibi Flamengo'da oynuyor. Jesus da hep eski takımlardan çalışıyor. E bildiği bir olay değil mi? Tabii Biz bildiği William. oyuncular. Ee, hürriyet. Jesus gelecek sorunlar çözülecek. Uzun hürriyet başlıklarına alıştık biliyorsun Ercan abi. Evet. Hafta içi Portekiz'den dönecek olan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yoğun bir mesai bekliyor. Jorge Jesus gelecek, sorunlar çözülecek. Kadroda düşünülmeyen Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın durumu da kısa süre içinde netleşecek. Sarı Haciatli takımdan ayrılacak oyuncuların durumu kiradan, döneceklerin geleceğinin yarı sıra, yeni transferler, kamp programı ve yapılacak hazırlık maçları gibi birçok konu Jesus'un mesaiye başlamasıyla netleşecek denmiş. Ee, Yıldız Asayı adayı isimler aranıyormuş daha çok Hani hazır yıldızlar yerine ee, Sezon açılışı 13 Haziran'da Emre Bölezoğlu'nun Ozan Tufan ısrarı vurgulanmış Burnley tamam sıra Wegors'ta demiş İsmail Er ee, Ve sarı e, bölümünde bu sayfanın Burak Elmaz, Fatih Terim derbisine geri dönelim Ercan abi Tekrar geri dönüş Zirvede evet. söz duellosu manşet bu Karşı karşıya ve önümüzdeki bu hafta içinde, hafta sonunda kongre var. İkisi de görevde olmayacaklar kongreden sonra. O belli olmazsa Fatih terim anlamında ama Burak Elmas kesinlikle olmayacak. E, gereksiz bir gündemle bizi baş başa bıraktılar. Geç kalan bir gündemle. Eğer yani iş bittiği zaman bu konuşmalar olsaydı, hani ayrıldılar, güle güle dendi, teşekkür ederiz dendi Fatih terime. Ya o zaman bu olaylar tek keşke ortaya çıksaydı. Sıcağı sıcayla. Evet. Ee, yani çok değer kaybetti bence ikisi. Son 48 Bence sefer. de. Bence de. Yani açık konuşayım çok ağır itimler bunlar şimdi birlikte bir dönem yol arkadaşlığı, can dostluğu, dava arkadaşlığı yapmış seçime birlikte girmiş bir koalisyonun iki lideri gibiydiler. Hem hoca hem de kulübün sahibi gibi davranamazsın demiş Elmas abi bu çok sert bir laf Fatih terime bakalım cevabı ne olacak hem hoca A hem kulübün sahibi bir de şey demişti yani işte e, ibrasızlıkla ilgili çalıştı demişti biliyorsun e, ibrasızlıkla ilgili çalıştı diyor bana ben kulübün sahibi değilim üyesiyim kimseye karışmam ama eğer bunu yapmış olsaydım sadece idari ibrasızlık çıkmazdı mali ibrasızlık da çıkardı demiş Fatih Hoca. Ee, spor gecesinde Gökhan Dinç aracılığıyla Elmas'ın sözleriyle ilgili olarak benim Galatasaray'da son dönemdeki en büyük pişmanlığım veli toplantısı yapmamam oldu demiş. Yani Faruk Süren olsa biraz daha rasyonel ilerlerdi işler demiş. Yani kayınpederi gelseydi. O abi çok sert bunlar ya. Çok sert. Çok sert. Ya, ya. Veli veli toplantısı e, ya bakalım Burak Elmas buna ne cevap verecek. Burak Kayması'nda yeni yeni Türkiye Futbol Federasyonu'nda dış ilişkiler sorumlusu olarak İsviçre'de ikamet edeceği iddiası var bugün gazetelerde. <laughs> Lojman da var mı acaba? Vardır. <laughs> UEFA'ya yakın. <laughs> ya ne diyeyim? Bir şey demeyeyim canım artık. Ee, takvim. Şimdi takvimde sür manşette burada Enrique'ye hücum var da e, sür Arda Güler Almanya yolcusu iddiası var. Burada Enrique'yi söylemiştik Jorge Jesus'un eski öğrencisini istediğini. E, Pelkasa takım aranıyor bilgisi var. Emre Belözoğlu Ozan'ı istiyor var. Evet Ertuğrul Taşkıran bekleniyor var. Altay'ın yediği olacakmış. E, Monza İtalyan Valencia'nın peşindeymiş. E, Fener'e 17'lik Yıldız, yeni Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İshak Vural gibi genç yetenekleri bünyesinde bulunduran Sarı Lacivertler, Güney Koreli Jin Hon Ho'yu da transfer etti. Almanya'da yeni Mesut Özil olarak transfer edilen Umut Doğumcu da transfer edilmek Lip. isteniyormuş e, Ercan abi. Yani Yeni Mesut Özil ise e, milli takım olarak nereyi seçti? E, bilmiyorum bir daha ya. bakayım. Bu arada İngiliz Yo, ekip Stock City'den de Emre tezgelle ilgileniliyormuş. Yani. Oynayan bütün futbolcular, şimdi yerli oyuncu olayı hiçbir açıklama yapılmıyor ki Serkan. Yabancı Aynen. oyuncu statüsü ne olacak? Kulüpler e, buna göre adım atamıyor ki. Devam mı edecek? Yoksa tamam bu açıklandı bitti. Böyle devam otomatik hale geldi. Böyle mi gidecek? Kulüpler e, de bunu soruyorlar ne olacak diye. Çünkü burası Türkiye biliyorsun biz vazgeçtik derler. Kulüplerde e, transfer yapmadığıyla kalır bazıları. Adem Şahin Mesut Özil, sizce Türk milli takım forması giymeyen futbolcuların evin oğlu gibi görülüp Türk futbolcusu statüsünde oynaması doğru mu demiş. Doğru bence. Çünkü ben özünde zaten hani bütün kısıtlamalara karşıyım. Yabancı sınırına da karşıyım. Yani Mesut da kültür olarak bir Türk gibi yaşayan, Türklüğü benimsemiş bir isimse, e, milli takım hangi milli takımda olduğunu çok önemsemeden Mesut'u da tıpkı Mehmet Orelio'yu da e, o da tabii, bence tabii. Türk statüsünde oynamalı. Çünkü Türk futbolunun bir ürünüdür Mehmet Orelio. Hatta Mesut Özil'den daha çok ürünüdür. E, ama Mesut da bir Türktür. Bence hiçbir mahsur yok. Ercan abi senin var mı buna söylemek istediğin bir şey? altına imza atarım bu sözlerin. Zaten yerli, yabancı, işte yabancı e, kuralı. Herkes iyi olan oynasın diyorum ben futbolun içinde. Evet. Bunu e, iyi sen oynarsın. Yayın ihalesinde yeni bir gelişme var mı diye sormuş Bobby Hickson. <laughs> e, yok ama durumda stabil. Yani 2,5 3 milyar TL gibi Yıllık bir anlaşmayla bir yıllık bir anlaşmanın yapılması. 500 milyon TL gibi bir parayla da Sportoto'nun sponsorluğu lig isim hakkını alarak desteklemesi bu anlaşmayı sürede, kesinleşmiş sürede problem gibi. O, sürede problem olabilir. 1 artı 1 yıl olabilir, 2 yıl. Olabilir ama sonuçta 16 Haziran'daki TFF seçimlerinin ardından en geç 20 Haziran gibi bu işi netleştirecekler şeklinde duruyor. TFF başkanına kaç aday var? Şu an bir, son anda servet yardımcı çıkar mı bilmiyorum. Hani başkası da çıkabilir. Başka bir aday çıkacaktır. Ben çıkacak diye Değil. bekliyorum. Çünkü başka ben... bir adayın ciddi şansı olduğunu zannediyorum. Ben de öyle zannediyorum. tahmin ediyorum. Çünkü mesela TFF, bir, TFF birincilik, ikincilik, üçüncülük kulüpleri ortak açıklaması vardı Servet Yardımcı ile ilgili. E Servet Yardımcı aday olmuyorsa yani o kulüpler başka bir adaya da yönelebilirler. Hı hı. Hani derler ki hani Mehmet Büyükekşi'ye karşı olmaları gerekmiyor ki yani kafalarında belki başka bir isim vardır. Servet Yalçın alternatif. Türkiye'de e, TFF 3. Lig, 2. Lig ve TFF Birincilik. pandemi döneminde TFF 1. Ligin altını özellikle vurgulamam lazım. Çok yalnız bırakıldı. Mani evet. ve moral açısından bayağı yalnız kaldılar. Maçları oynanmadı, maçlara çıkamadılar. Bu yüzden de o kayıpları nasıl gidereceklerini anlatan bir şahsiyetin başka olmasını istiyorlar. Ve bence de haklılar. Evet Aziz Demirel diyor ki Serkan abi zile bir dokun da içimiz şenlensin. Aziz bu senin içindi. Devam edelim. Ha, Arda Güler'i söyleyecektik. Almanya'dan çok iyi bir teklif alan Arda Güler yol ayrımında. Şimdi ortalık Paris Saint Germain diye yıkılırken takvimde ciddi bir iddia var. Bu önemli bir kulübün. 17 yaşındaki futbolcunun ailesiyle temas kurduğu bu kulübün Bayern Münih ya da Borussia Dortmund olduğu iddia edildi. Ee, Paris Saint Germain e ilgileniyorsa bu iki kulüp de haydi haydi ilgileniyordur aslında çok anlamsız gelmedi bana ki. Emre Mora bile yatırım yapmış bir kulüp Borussia Dortmund. sıcak. Evet Arda'nın teklife sıcak baktığı ancak bazı konularda çekinceler yaşadığı bildirildi. İşte özel hayat detaylar 17 yaşında daha ufak küçük işte o mevzular var. Yani Arda şu anda herkesin ilgisini çekmiş durumda abi. Ya şimdi ailenin aileye büyük görev düşüyor. Ee, çünkü daha genç, çok genç bir çocuk. Ee, bu yüzden menajerlerin bir kere oyuncu haline gelmeyecek. Yani abi şu ana kadar nasıl devam ettiyse öyle devam etmek zorunda. Daha önce yaşanan maalesef bazı vakalar var. İşte Almanya'dan isteniyor, Fransa'dan isteniyor. Bu gayet normal. Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu ama burada e, ailenin duruşu çok önemli. Arda için. Serkan Bey, e, çalıştığınız kanalda neden Ali Koç'un TSV ve Mehmet Büyükekşi ile ilgili FETÖ'cü yakını var açıklamalarını hiç yer vermiyor? veriliyor? Ben her yerde duydum ve okudum. Biz de burada da konuştuk ayrıca. Fenerbahçe'nin bu konudaki büyük rahatsızlığı e, diğer kulüpleri de zaten canlı yayın diğer bütün kanallar. Tabii. Diğer yani. kulüpler de e, bu konuda düşünmeye sevk edecektir mutlaka. Bir de Fenerbahçe Kulübü'nden bu konuyla ilgili yapılmış resmi bir açıklama var. Rahatsızlığını açık ve seçik bir şekilde Fenerbahçe Kulübü de belirtiyor. Bundan sonraki gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Biz de bunları naklettik, konuştuk. Evet, devam edelim. Kırıkeş sorusu gelmiş Erdi Balkancı'dan. Son dakika biri geldi Galatasaray, Rumen Stoper, Kırıkeş görüşmelere başlayacak diye. O programımızın başında değindik. Ee, önemli bir geçmişi var. 32 yaşında. 184 boyunda bakalım nereye varacak ee, abi doktor da çok ısrarlı manuka balı diye ısrar ediyor bana manuka balı tamam daha önce de söylemiştim bunu bakacağım bir evet devam edelim ha sözcüde çok önemli bir haber var Mesut Özil ile ilgili çünkü önümüzdeki kısa döneme damga vuracak bir haber takımla çalışmalı. Biliyorsun daha önce Erkut Söğüt menajeri bu konuda bir açıklama yapmıştı. Mesut'un sözleşmesinde evet. yazan kadro dışı kalsa bile A takımla çalışır detayı vardı. Bu konunun bir an önce Artık Fenerbahçe tarafından çözüme ulaştırılması gerekiyor. Yönetimin göndermek istemesi ve Jesus'un da bu karara uyması nedeniyle çıkmaza giren Özil'in takımla çalışma zorunluluğu yeni bir krizi ortaya çıkardı. Ya sözleşmeye uyulacak ya da yüklü bir tazminatla yollar ayrılacak. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz günlerdir. Herhalde yani herhalde herhalde tazminat pazarlığı yapılıyor. Tazminat yüklü de onun pazarlığı yapılıyor. E kendisinin de Fenerbahçe ile ilgili benim hiçbir beklentim yok tarzı bir açıklaması vardı. Şimdi çarp mı etmiş, geri mi dönmüş, yüklü tazminat mı konuşuluyor? Mesut ...Abi tazminat. ama kapattı konuyu Fenerbahçe. Mesut pres çekti, tweet attı, evet. dedi ki çok net, çok açık, çok net ifade ediyorum. Futbolu Fenerbahçe'de bırakacağım, sözleşmemin sonuna kadar Fenerbahçe diyeyim. Kesin dedi, kesin. E, ertesi gün, ertesi gün. Jesus da ben kulübün kararına saygılıyım, hiç kimse Fenerbahçe'den büyük dedi. E rest dedi, gördüm dedi Fenerbahçe'de. E o zaman olacak olan belli, yüklü tazminat. Başka bir evet. ihtimal yok ki. Ya, onun pazarlığı yapılıyor o zaman şu anda. Abi hiç pazarlık yapmak mecburiyetinde değil ki Mesut. Değil de yapılıyordur. Ya ödeme şekli. Ne zaman, nasıl ödenecek, hangi aylarda ödenecek. Yoksa bu işin geri dönüşünün olmayacağını. Zaten bu olay olduğunda seninle yorumlamıştık. Evet. Çünkü, Çünkü ekşiye... Evet. en üst seviyeden geldi bu karar başkandan. Aynen. Büyük Ekşi'ye FETÖ sorusu TFF Başkanı adayı Mehmet Büyük Ekşi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini hedef alarak kullandığı söz konusu aday dostum dostumdur ama elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum. Yumuşak karın oluşturabilecek bir durum söz konusudur sözlerine yanıt verdi. Büyük Ekşi cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Ama TFF'ye baskı kurma stratejiniz işe yaramayacak. Ben bu ülkeye olan sevgimi, sadakatimi, maddi ve manevi değerlerimi çoktan ispatladım dedi. Bu açıklamaya da cevap gecikmedi. Fenerbahçe internet sitesinden FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF başkanı olmasının yaratacağı soru işaretleri göz ardı edilebilecek bir unsur mudur sorusu yöneltildi. Mehmet Büyükekşi'nin kardeşi Aykut Büyükekşi 2020'de FETÖ davası açılmıştı. Sonucu ne oldu peki? Şimdi bu bir. Bir de Hani ne olursa olsun abi bir babanın suçu, bir kardeşin suçu. Bilmiyorum ki yani... çok karışık bir konu bu. Bu konuda yalnız aydınlatma yapılmalı. Fenerbahçe'nin haklı olduğu nokta şu. Bu konu kaşınıp durur. Kaşınıp durur ve Fenerbahçe kulübü de bu konuda tavrını ortaya koydu. Evet. Yani çok acayip. Devam edeyim. Ee, veli toplantısı sayfasını alalım fanatikte ama orada esas önemli olan Mancini Operasyonu kısmı. Çünkü o konuya değindik zaten. E, Mancini Operasyonu, Mancini ciddi ciddi gündemde. Ünal Aysal, Adnan Öztürk, İnan Kıraç, Eşref onu destekliyorlar. Ve Ünal Aysal Mancini dostluğu var, zamanında Mancini'nin gelmişliği var ve giderken de tazminat falan almadan yaptığı bir, bir şey var. iyilik var. E, Mancini'nin başarısı ortada ve şimdi İtalya ile geldiğin durum ortada. Finalist Simo'yu kaybetti. Katar'a giremedi. Yani İtalya ile yolları ayrılıyor Mancini'nin. Ama bir yandan da bahsettiğimiz adam Mancini. Yani Galatasaray'da bir Mancini heyecanı yaşanmıyor diyemeyiz. Adaylardan yabancı olacaksa ve durumlar, şartlar buna geldiyse bir numarada Mancini'nin olması hiç de şaşırtmaz. Doğru ama yine de Dezer bir daha güçlü olasılık benim duyumum, benim istibaratım, duyum demeyeyim, edindiğim bilgi ve izlenimim Dezer'binin e, hatta Tudor'un Mancini oranla daha güçlü olasılıklar olarak e, göründüğü yönünde. Eşref Amamcıoğlu seçimi kazanırsa, Dursun Özbek kazanırsa ise çok büyük ihtimalle Okan Buruk olacak gibi duruyor. E, ama e, her zaman eklediğim cümleyi nakarat gibi ekleyeyim. Gerek Şenol Güneş, gerek Fatih Terim. Şenol Güneş Beşiktaş'a, Fatih Terim Galatasaray'a 2023'ü bulmadan gelebilirler. Çok güçlü olasılık bu ikisi de. Gelmeyebilirlerdi. Yani evet ama ezberi yani biliyoruz abi. Hani kulüpleri tanıyoruz, başkanları tanıyoruz, başkan olma ihtimali olanları tanıyoruz. Bahsettiğimiz teknik adamları tanıyoruz. Türk futbolunu Bir filmi, bir filmi tek, kaç kere seyredersin bir filmi tekrardan? Kaç kere seyretmek istersin? Valla belli olmuyor. Bazısı bir tane etiyor. Kimisini ise ara ara seyrederim. Yani mesela ya Pulp Fiction'dan bazı üç. sahneleri hala koyarım. Hayır hayır en baştan diyorum. En fazla 3 kere seyredersin herhalde. Ya yani 3'ten sonrası Tabii. bir travma meydana getirebilir. <laughs> Tedavilik bir durum olabilir diyorsun. Yani ben bu filmi 5 kere tekrar seyrettim. Diyen bir kişiyle konuşmak isterim ben. Nasıl 5 kere seyrettin? Kısa Başkan dönemli anlamda... değil mi? Kısa dönemli. Kısa dönem, tabii tabii kısa dönemli. Abi 5 olmadı da benim kısa dönemde bir hafta içinde 3 oldu. Olabilir. Ama ya bu artık 5'e 6'ya geçerse bence hiç zor Serkan. Evet. Mesela Pulp Fiction ilk Matrix onları bir hafta içinde üç kere tek başıma. Bir de öyle birisiyle gittim mi konsantrasyonum dağılır falan diye düşünürüm. Ben tek başıma gitmeyi çok severim sinemaya. Hatta bu yüzden eşimden çok laf işitmişliğim vardır. Abi çok çok özel bir şey bence. Bir film tek başına kalmak. Hani gece evinde izlemek başka ama sinema başka bir şey. Sinemada Tabii. o ses sistemiyle izlemek başka bir kültür. Onu da tek başıma izlemeye alışmışım abi. Alışmışım. Ya işte onun bölümde ben futbola uyarlayayım. Biraz fazla olur. Fazla tekrara girmiş olacağız. Evet. Ee, sizce Senol Güneş, Fatih Selim, Mustafa Denizli neden TFF'ye aday olmazlar? E çünkü yani genelde bununla ilgili kanı şu. Kendi kanım olarak söylemeyeyim ama genel kanımız budur futbol kamuoyu olarak. Çünkü profesyonel bir iş değil. TFF başkanlığı çünkü ee, bir la yapılan bir iş olduğu için başvurmazlar denir bu üçlü için. Evet. Kendileri ya keşke... yanıtlasın. Keşke bir araya gelip bir futbol federasyonu görev dağılımında bulunsalar. Ya sadece sahada görev yok, teknik direktör değil. Türk futboluna böyle de hizmet edilebilir. Keşke olsun. Aynen. Aynen. Hemen hızlanıyoruz. Uh. Onu alma beni al kısmı güzel. Seninle konuşmak istediğim o. Artık atlayarak gideceğim ve bu noktaya geleceğim. Ee, onu alma beni al Türkiye gazetesi. Bu çok güzel bir başlık e, beni al, beni al, beni al, onu alma. Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı. Onu al, beni, onu alma, beni al. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a. O dediği de Cenk Tosun. Şimdi bakıyorsun istatistiklere Cenk Tosun geçen yıl full sıfır çekmiş abi. Sıfır, 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 sıfır. Ondan önce de tek haneli sayılarda. E Burak Yılmaz iki sene önce Lili şampiyon yapan e, kadronun başrollerindeydi. E bu sene de attı, attırdı. Evet. Şimdi eğer ikisinden biri ise sanki Burak ağır plan şey ağır geliyor gibi. Ama ikisi birden de mi olabilir acaba? Beşiktaş'ta daha orada senle, senle konuştuk. Senle konuştuk. Kulüp tarafından da bu konuyla ilgili sızıyor Hı. mu bu şeyler? Hiçbir şey sızmıyor. Sızmıyor. İkisi olsa hiçbir isim için sızmıyor. Beşiktaş transferi özellikle Ahmet Nur Çebi yönetiminde böyle sessiz yapa, yapıyor, derinden gidiyor. Ve bir anda bir oyun iki oyuncu geliyor. İşte ben Batshuayi hiç beklemiyordum aldılar. Pjanic bir anda geldi. Bu yüzden de başkanın bu konudaki kararı çok önemli. O çoktan kararını vermiştir zaten. Öyle bir yapısı var biliyorsun. Ahmet evet. Çoktan bir karar verilmiştir bu konuda. Piyan Galatasaray'a önerilmesi var. Çok çok hareketli bir transfer dönemi oluyor bu parasızlıkta. Hakikaten enteresan. Aşağıda yani için da... Barcelona'da olmayacağı kesin de. İşte yine kiralayalım, size kiralayalım demiş Galatasaray ı. Artık Galatasaray'dan kime dedilerse bulup da. Ee, o enteresan geldi bana. Parlatma merkezi başlığı da enteresan. Trabzonspor kuzeyli golcüleri alıp parlatıyor. Evet, önce bir Norveçli, şimdi de bir Danimarkalı. Yalnız Danimarka'ya attığı gollerden sonra bu Cornelius'u nasıl tutacak Trabzonspor? Merak ediyorum. Tutabilir yani şimdi sözleşme şartları. Ama çok iyi bir teklifte gelebilir. Artık transfer öyle oldu. Başka evet. bir isim bulur belki kuzey ülkelerinden. Ve bir dünya deviyle bitirelim çünkü gördüğüm kadarıyla çoğu kişi sonradan katıldığı yayınımıza. O kısmı onunla bitirelim çünkü bugünün en görkemli ismi bir saygı duruşu olsun. Kavani, fotomatch. Ee, konuştuk. Evet, Ercan abi. Ee, ama Trabzonspor az konuştuğumuz iddiası da vardı. Böyle bitirelim, şampiyonla bitirelim, Kavani ile bitirelim. Ya programı e... Kavani ile açtık, Kavani ile kapatıyoruz. Zaten Kavani de konuştuk. E, falka konusunu örnek verdik, Kavani ile ilgili olarak. Bir risk olabilir mi? Risk olmazsa mükemmel olabilir, ortası olmaz ya da çok kötü olabilir dedik. Bu tarz oyuncular sakatlandığı anda da uzun süre ara veriyorlar dedik. E, ama alırlarsa da hayırlı olsun diyeceğiz. Başka bir şey değil. Buna teknik direktör ve başkan karar veriyor. Daha yani ne diyeyim, Drogba gibi iyi mi iyi. olacak? Falcao gibi mi olacak? Eto gibi mi olacak? Balotelli gibi Hani Balotelli gerçi o yaşlarda değil. Hani Arada çok fark var. E, Persi gibi mi olacak? O da bir orta. Hani Persi iyi diyen de var, kötü diyen de var. Bir sürü çok... soru işareti var işte. Aynen. Bir maliyette ciddi bir maliyet, maliyet yani. Yani Allah bilmiyorum ki. Densville'e devam. Bu senenin beklentinin üzerinde performans sağlayan oyuncularından birisiydi. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Unutmayın Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Başkanı adıyla yapılan özel röportajımız Natspor menüsünden bulabilir ve izleyebilirsiniz. Bence izleyin. Özellikle Galatasaraylılar ee, sonuçta pek çok konuda soru işareti var kafanızda. Onların çoğunu değil hemen hemen hepsini giderecek. Enteresan bir röportaj oldu. Teknik direktör ee, konusu dahil bu röportaj. Dahil. Ee, bunun yanı sıra da Erden Timur'la Galatasaray'da Dursun Özbek tarafında sivrilen e, Galatasaray'da stadın, basketbol takımının ve göğüs reklamının sponsorluğu yapan firmanın sahibininle yaptığımız bir röportaj var. O da öğleden sonra yayına girecek diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ettik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. E, beğen tuşunu ihmal etmeyiniz. Bizim yayınımızı beğenmeniz bizler için önemli. Arkadaşlar sürekli uyarıyor. Ben de hatırlatmakta güçlük çekiyorum. Çok kolay bir şey değil bu. Yani lütfen beğenin. Beğenirseniz güzel olacak falan. Ben bunları diyemiyorum ama beğen butonunu elinizi korkak alıştırmayın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.